2001-2005 arasındaki döneme bakarsak aslında bir parantezden bahsediyoruz. Ufukta demokratikleşme ihtimalinin gözüktüğü bir parantez bu. 99 yılında Helsinki zirvesinde aslında başvurusundan yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday ülke olduğu bir yılın reform dönemi başlıyor. 2001'de başlıyor bu reformlar. 2004 yılına kadar oldukça coşkulu bir şekilde devam ediyor. 2004'ten itibaren coşku azalıyor. 2005'te ise sönümleniyor. Bu 5 yıllık bir parantez. 5 yıllık parantez aslında gündemi, neredeyse tek gündemi, Avrupa Birliği üyeliği için bir yol haritasını izlemek olan bir yıl aralığı. Bu yasalar aslında yıllarca baskı altında tutulan, Türkiye'nin konuşulmayan gerçekleri diyebileceğimiz, tabu olarak kabul edilen birçok konunun konuşulması için alan açtı. Bu sadece siyasi konular etrafında da değildi. Yani toplum açılmaya başladığında, demokratik bir ortam kendini göstermeye başladığında, aynı zamanda akademinin, sanat dünyasının, kültür alanlarının da çeşitlendiği, anlatıların ve burada da meselelerin farklı boyutlarıyla konuşulduğunu görüyoruz. Yasal reform boyutuna geri dönersek, evet, eksikli ve sorunlu yanlarına rağmen birçok yasal değişiklik yapıldı. Bunlar ağırlıkla düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü alanlarındaydı. Ama bir şey daha, çok önemli bir şey daha oldu bu dönemde. Anayasada bir değişiklik yapıldı ve Anayasanın 90. maddesine eklenen bir fıkrayla uluslararası insan hakları rejimi iç hukukun bir parçası haline geldi. Bu şu demek oldu, yıllar içerisinde her ne kadar bu atılan adımlardan geriye dönüşler olsa da bu değişmedi ve bu süreçte aslında uluslararası insan hakları rejimi iç hukukun bir parçası oldu ve burada kendi ekolojisini oluşturdu. Mesela o dönemin, yani 2001-2005 döneminin en sorunlu maddesi, 2000'li yılların başlarında en sorunlu maddesi örgüt propagandası olarak geçiyordu. Yani Terörle Mücadele Kanunu, TMK'nın 8. maddesi. Önce cezaları hafifletildi, sonra madde kaldırıldı. Ama madde kaldırılırken aynı kanunda 7. maddede yeniden tanımlandı. Benzer bir şekilde sorunlu maddelerden bir başkası örgüte yardım ve yataklık. O dönemki ceza kanununun 169. maddesi. Yeni ceza kanunu kabul edilirken bu maddenin tam karşılığı yer almadı. Fakat 169. madde farklı maddelere dağıtılarak muğlaklaştırıldı. Bunun gibi farklı tekniklerle aslında özleri korunarak bugüne kadar gelmesi sağlandı. Tıpkı bir mitoz bölünme gibi. Bu hem sürekliliğini sağladı bu baskıların, hem de farklı maddelere dağıtılarak, farklı şekillerde formüle edilerek aslında baskı aracının sayısı arttı. Bu anlamda tam bir mitoz bölünmeydi.